Kerry bacım, Kerry. Aa. Hisa abi abi. Abi seni gören Hacı Oli lan. 889 civarları. Daha daha büyük. Niye gömür burada kara? GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak hayvancılık bölümümüz küçükbaş hayvan ıslahı üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Özellikle ivesi ırkının süt veriminin artırılmasına yönelik hem halk elinde hem de bizim istasyonumuzda çalışmalarımız devam ederken denk geldiğimiz ve bölgede yaklaşık 4000 baş civarında varlığı bulunan ve bölgede Suruç koyunu olarak adlandırılan bir yeni bir variyetenin farklılığını keşfettik. Bu anlamda arkadaşlarımız bir proje hazırlayarak bu ırkın tahlillerini, kan tahlillerini yaptırmaya başladık. Kan tahlilleri sonucunda bir farklı bir variyete olduğu çıktı. Yine filogenetik olarak yani kuyruk yapısı, baş yapısı, cidago yüksekliği, kilosu ile bir farklılık gösterdiğini tespit ettik. Daha çok Akkaraman'ın bir alt varyetesi gibi görünüyor. Ama ıslahçı arkadaşlarımız bu çalışmanın devamında tam olarak ırkı tespit edecekler. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Bu ırkın tüm özelliklerini ortaya koyarak tescil ettirmeyi bundan sonraki hedef olarak kendimize görüyoruz. İklim değişikliği, kuraklık gibi gündemde olan konularla bölgemize özel ülkemizin farklı bir ırkını tespit etmek de bizler için önemli. Çiftçilerimiz bunun farklı olduğunu hissedip zaten doğal olarak koruma altına almışlardı ve biz de bunun farklı olduğunu ispat etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş genetik kaynaklardan olan hayvanlarımızdandır Suruç koyunu. Bu nedenle biz de bu koyunun yok olmadan genetik olarak tescilini, tanımlamasını yapmak amacıyla bir projeye başladık. Yaklaşık 3 yıl önce başladığımız projede 3 tane farklı sürüden toplam 200 hayvanı 1 yıl boyunca takip ettik. Bu takiplerimizde hayvanın yıl boyunca süt verimi, döl verimi, kuzularda büyüme, morfolojik özellikleri ve filogenetik analizlerini yaptık. Ve bunun neticesinde Suruç koyununun çeşitli morfometrik özellikleri bakımından, diğer yağlı kuyruklu koyun ırklarından daha yüksek özelliklere sahip olduğunu gördük. Örneğin vücut yüksekliği, kuzularda doğum ağırlığı, onun dışında vücut uzunluğu, ön plana çıkan özellikleri Suruç koyunumuzun. Fiziksel olarak baktığımızda baş yapısı, kafa yapısı ve kuyruk yapısı olarak Akkaraman'dan farklılık göstermekte. Yani normalde bakanlığın sisteminde koyunlarımız Akkaraman olarak geçiyor resmiyette ama dediğimiz gibi kuyruk yapısı daha uzun, daha büyük, baş yapısında burun daha bir konkav, dış bükey, kulaklar daha uzun. Bu tip özelliklerden dolayı Akkaraman'dan ayrılmakta. Yani bunun bir alt varyetesi olduğunu düşünmekteyiz. Yaptığımız filogenetik analizler neticesinde yani soy ağacını da çıkardığımızda çeşitli genetik özellikleri bakımından diğer yağlı kuyruklu koyun ırklarından
ayrıldığını gözlemlemekteyiz. Bu nedenle de Suruç koyununun tescili için çalışmaktayız. Suruç'a has koyun besliyorum. Yani Suruç'a ait. Bildiğim kadarıyla 500 yıldan beri bu cinsle uğraşıyoruz. Dedelerimizden beri. Başka tür ırklar da denedik, bu toprağa gelmediler. İşte farklılığı şudur. Boyu yüksek. Mesela geçen sene Zeliha Hanım veterinerimiz geldi. Hata içlerinden bir koyun 131 kilo da çıktı. O şekilde kulakları farklı. Kime şeye benzetiyor? Karaman koyununa benzetiyor. Kimi Kangal'a benzetiyor. Hayır. Hiçbir ırka benzemiyor. Kendine has bir cinstir bu.